Cümleten selamünaleyküm. Fiat 126 bir sıfırdan toplama çalışmasına devam ediyoruz. Bu video ve bundan sonraki videolar motoru komple sıfırdan toplama videoları üzerine olacak. Bu videoda motor üst kapağını komple sıfırdan yenileyeceğiz. Sibopları, sibop kayıt lastiklerini, saplamalarını, radyatör üst hortumu, contasını, hararet meşhurunu vesaire komple yeniden değiştireceğiz. Tabi bu işlemleri yaparken motor üst kapağı yüzeyinin taşlaması yapılmış olması gerekiyor. Ondan sonra bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Yani şu şekilde taşlama işleminin yapılmış olması gerekiyor. O yüzden ben o kapakta toplama işlemini yapacağım. Bunda sökme işlemini gösterip öbür kapakta toplama işlemini göstereceğim. Şimdi sökme işlemine geçeyim. Sökme aparatını daha önce yapmıştık zaten önceki videodan izleyenler. Görmüştür. İzlemeyenler varsa da izleyebilirler videoyu. Sibopları sökme işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi sibop kayıt lastikleri bitmiş durumda. Bu üstündekiler orijinalleri bu arada. Onları da göstereyim. Orijinal sibop kayıt lastikleri şu şekilde. Ortaca yazıyor üstünde. Yan sanayiler de şu şekilde. Bunlardan bulup takarsanız daha iyi olur tabi. Ama genelde yan sanayi bulunuyor. Ben de bu video zaten yan sanayi olanları takacağım. Daha sonra sibop kayıt lastiklerini yerlerinden çıkaracağız. Şu şekilde yan keskiyle alttan tuttuğum zaman rahatça çıkıyor zaten. Bayağı bitmiş durumda.
Daha sonra radyatör üst hortumun çatalını sokacağız. 13 lokmayla. Vidaları da değiştirmeniz gerekiyor. Zamanla yıprandığı için. Eskiyip sökerken kırılma ihtimali yüksek oluyor. Genelde zaten bu tür vidaları sökmeden önce WD-40 ile biraz yumuşamasını sağlayın. Veyahut da etrafından ıstarap daha rahat sökülmesini sağlayabilirsiniz. Contasını sağlam görünse de yine de değiştirmenizde fayda var. Orijinal conta setin içerisinden çıkıyor. Takım conta setin içerisinden çıkıyor şu şekilde. Onu da değiştireceğiz zaten. Daha sonra dediğim gibi hararetmiş şunu değiştireceğiz. Doğru ne şu şekilde. Orijinal hararetmiş şunu değiştireceğiz. Bunları komple temizliğini yapacağız. Takmadan önce. Daha sonra kapağın altındaki bu yayların bastığı yataklar var. Onları da çıkaracağız. Bu kapağı geçireceğimiz için. Bu kapak işimiz bitti. Bu kapak tıraşlanıp yeniden toplanacak daha sonra. Bunu kenara alalım. Dediğim gibi bu vidaları değiştireceğiz. Yenileriyle. Bunlar dursun. Eskileri çöp. Egzoz çıkış saplamalarını değiştireceğiz. Bu şekil. 4 tane. Sıfırlarıyla. Daha sonra sıva kayıt lastiklerini değiştireceğiz. 2 tane. Emme sıvaplarında var zaten. Egzoz sıvaplarında sıva kayıt lastikleri yok. Şimdi siboplardaki birkaç şeyden bahsedeyim. Bitmiş sibopların, şu mesela bitmiş sibop, yani yıpranmış sibop. En basitinden etrafına şu şekilde baktığınızda ya
yani ezildiğini görebiliyorsunuz. Daha yakın alayım şöyle. Artık oval şeklini kaybediyor zamanla. Bu yüzden bunları değiştirmemiz gerekiyor. İthal kalitede orijinal ürün olarak şu şekil spoplar var. Fiat 126 bir direkt yazıyor zaten kodu falan. 2 giriş 2 çıkış. Bunlar yerli ithal kalitede olarak satılıyor. Orijinal spopların üzerinde numaraları 1-2 diye yazıyor. Şu şekilde yani. Daha rahat odaklısın da. Şöyle 1-2 diye yazıyor. Bu kapakta da yazıyor. Spok kapağında da motor üst kapağında da şu şekilde numaraları yazıyor 1-2 diye. Spoklarda da yazıyor 1-2 diye. Ama yan sanayilerde 1-2 diye yazmıyor. Yani şunlarda falan. Bir de bu yayların boyutları aynı ama bunların bazıları küçük olanları var. Şu şekilde. Yani bu bunlardan daha dar. Bazıları bu şekilde olabiliyor. Biraz daha dar olabiliyor. Bir de sibopların çift tırnaklı olanları var. Bu çift tırnaklı olup da eğer burası darsa bu kısa tırnaklar buraya oturmuyor. Yani taktığınız zaman bu şekilde yukarıda kalıyor. Eğer elinizdeki çift tırnak sibopsa bunların tırnakları şu şekilde biraz daha uzunları var. Onlardan oluyor. Bunlar bunlara göre biraz daha uzun. Bayağı uzun hatta. Bunları taktığınız zaman daha önce oturmuş oluyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor toplarken. Bunlar dar. Bunlar da uzun olduğu zaman rahat bir şekilde oturuyor. Ama bu uzun tırnaklardan değil de kısalardan taktığınız zaman sibopların başları yerine oturmuyor. Bu şekilde havada kalıyor yani. Bunların geniş olanlarına da normalleri zaten oturuyor. Yani tek tırnaklı ve kısa tırnaklar rahat bir şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Yani tek dikkat etmeniz gereken şey eğer bu yayların üstündeki yerler, buraları böyle biraz daha darsa bunlar için uzun tırnak olması gerekiyor. Yani bunlar çift tırnaklı ve uzun tırnakların yerleri. Yoksa diğer türlü oturmuyor. Tekrar göstereyim. Şu şekilde kısa tırnakları taktığınız zaman buraya oturmuyor. Havada kalıyor yani.
da aklınızda bulunsun. Şimdi komple toplama bölümüne geçeceğim. Tabi dediğim gibi kapağın komple taşlaması yapılmış olması gerekiyor. Bu sivop yataklarının da temizlenmesi gerekiyor. Yani sivoplar oturduğu zaman hiçbir engel olmaması gerekiyor. Kapanmasına vesaire. Hiçbir engel olmaması gerekiyor. Yani bu contanın geldiği yerde temizlemeniz gerekiyor. Yataklarda, yani saplamaların olduğu yataklarda herhangi bir diş bozukluğu varsa buralarını tamirini yaptırın. Helikoil bastırıp dişlerin rahat bir şekilde çalışıyor olmasını kontrol edin. Yani saplamalar rahat bir şekilde tutsun buraları. Bunu komple temizliğini yapalım. Herhangi bir içinde dışında bir pislik kalmasın. Temiz bir şekilde olsun. Kanalları, ağızları açık olsun. Daha sonra toplayacağız. Sonra dediğim gibi bu iç taraflarını aşırı şekilde yoğun bir harareti falan varsa onları da temizleyebilirsiniz. Egzoz çıkışlarını vesaire oraları da temizleyebilirsiniz. Her yerini temizleyin zaten. Temiz dursun. Yani su kanalını, su geçişini kontrol edin. Yani su rahatlıkla geçebiliyor mu? Tıkanıklık var mı? Her şeyini kontrol edin. Kontrolleri yaptıktan sonra motoru kapağı temiz bir şekilde toplayın yani. Şimdi sivop kayıt lastiklerini takacağız. Yine bu buraların etraflarını da hafiften temizleyin. Daha sonra buralara çok az bir yağ sürüp
Swap'ları yerine koyarak takarsanız daha iyi olur. Lastikleri geçirip lastikleri ezilmesine engel olacak şekilde en fazla sert müdahale etmeden şu şekilde 1/2 11 lokma veya 1/4 11 lokma tam denk geliyor bunlara. Yerini oturtturup fazla sert müdahale etmeden dediğim gibi yavaş yavaş tıklayarak sıvıları rahat bir şekilde geçiyor zaten. Daha yakından göstereyim onu hatta. Şekilde swap plate lastiğini takmış oluyoruz. Öbürünü de aynı şekilde. 11 lokma buna tam oturduğu için daha rahat oluyor. Yani başka bir yöntem biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ama bu bana daha kolay ve pratik geldi. O yüzden bununla yapıyorum yani. Gayet başarılı bir şekilde olmuş oluyor bu şekilde. Herhangi bir contaya hasar vermeden işlemi bitirmiş oluyoruz. Swap plate lastiğinin değişimi bu şekilde yani.
Daha sonra hararetmiş şunu da takacağız. Tabii hararetmiş şunu takarken ilaç sürmenizde fayda var. İlaçsız kapatmayın yer bu. Çünkü kenarından kaçırma yapabilir. O da aklınızda bulunsun. Şimdi contayı değiştirdik, hararetmiş şunu değiştirdik. Spop kayıtlı lastiklerini değiştirdik. Şimdi sıfır spoplarla yeniden toplayacağız. Zaten bunları karıştırmanız imkansız. Emmeler büyük, egzozlar küçük boyutları. Yani numara yazmıyor diye karıştırma ihtimaliniz yok zaten. Şimdi yeniden yaylarını takıp kapağımızı toplayalım sıfırdan. Tabi bunları da yine temizleyelim içlerini. Kirini pasını. Şimdi yaylarını basalım sırayla.
videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi bundan sonraki videolar motoru komple sıfırdan toplama videoları üzerine olacak. Bu videoların sonunda da motoru komple sıfırdan toplamış olacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Videoların devamı gelmeye devam edecek. Görüşürüz.